Malum kış geldi. Artık kestaneler yapılmaya, sobalar yakılmaya başlandı. Ve biz de her zaman gibi overdose'dayız. Overdose'a gelmişken Hasan abim dedi ki, geldi Serkan dedi, kestaneyi yapalım, çayımızı içelim, sohbetimizi yapalım. Ben de dedim ki, abi yapalım da kışlama dediğim bir motosikletle ilgili bir olay var. Kışlama dediğimiz. Onu da gelmişken çekelim istedim. Sekodu Sakal'dan selam ve sevgi, saygılar bizden olsun. Şimdi hep beraber isterseniz Hasan abiyle beraber bir araya gelelim ve kışlama videosunun ne olduğunu, motosiklette kışlamanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber izleyelim. Hadi bakalım. Uf Hasan abi al. Abi bizi böyle şeylere alıştırıyorsun. Geliyoruz ondan sonra video yapalım derken videoyu yapamıyoruz. Çünkü Hasan abi bizi böyle ne söyleyeyim, tost mu olsun, şunu mu yiyelim, bunu mu yiyelim? Abi ben de istedim ki kışlama videosu çekiyoruz. Eyvallah. Kışlama videosu çekiyorsak hakkını vereceğimiz kestane olur. Değil mi? Abi overdose'da anlat bakalım bize, bu kışlama nedir, ne yapılıyor, ne oluyor yani... Benim çok ilgimi çekti. Abi anlatayım. Anlat abi. Şimdi motorlar kıymetli. Motorların değerini, kıymetini bilmek lazım. Yani bugün dışarıya açık alana bıraktığın zaman motorun başına birçok şey geliyor. Hem yağmur suyundan, hem korozyondan, hem dış etkenlerden. Bunu korumaya almak lazım. Şimdi bir kapalı garaja koyduğun zaman bile efendim onun bakımı, onarımı var. Yani aküsünün şarj olması, yerden tekerleklerin kesilmesi... Efendim hareketli parçalarının kışın yatarken VD40'lanması veya benzer solüsyonlarla yağlanması. Orada pas engelleme adına bir takım işlemler. Kapalı garajımızda temizleyerek koyup üzerini örtüyoruz. Haftada bir marşına basıyoruz, yağ bir çevriliyor. Yani imkanımız oldukça yine haftada bir alanımızda, kendi yukarıdaki 200 metrekarelik alanımızda bir çeviriyoruz, bir tur attırıyoruz. Lastik yanak yapmasın, yer yapmasın diye. Bak yani abi biraz... bu gerçekten önemli bir detay. Çok önemli bir detay. Yani... Hani şey gibi gelebilir. Yani motoru oynarsan ama lastiğin ömrü çok önemli. Tavan yapıyor. Tabii. Şimdi şöyle bir de sıfır showroom'dan alınmış lastik bile eğer öyle şeyli kalırsa, devamlı aynı yerde kalırsa balans yapıyor abi. Yapar. Buna bile dikkat ediyorsan motora tabii ki kim bilir nelere dikkat ediyor. Çünkü lastiğin yuvarlaklığı alttan düzleşiyor. Evet. Lastik tam yuvarlak olmuyor. Dolayısıyla bir tur attırmak lazım. En azından elle de olsa şöyle bir çevirip yerine koymak lazım. Aküsünü sürekli ölçüyoruz abi. Hı hı. Serkan'cığım sen biliyorsun akü şarjımız var yukarıda. Abi bağlıyoruz. Aynen gördüm. Aküden aküye haftan haftaya geçiriyorum ondan ona. Dolayısıyla aküler stabil kalıyor. Yarın geldiğin zaman marşa basar basmaz binip gidiyorsun. Ya bir de güvenlik sorunu da var abi. Mesela bugün bir otoparka ödenen paraları sen az çok biliyorsun. Evet. Ne kadar? Güvenlikli bir otoparka abi, koyduğun zaman önce aylık İspark'tan başlayayım ben. İspark'tan hani marka vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama İspark bir devletin bir kurumu neticede. Evet. İspark günlük 30 lira alıyor arkadaşlar. Günlük 30 lira. Aidatlı aylık olursa ayda mesela işte 9 liraya falan geliyor. Ama aidata bağlarsan 600'e geliyor. Ama bunlar arkadaşlar aralık fiyatlar. Yani 2022 aralık fiyatlardan. Tabii bunlar artıyor gün ve gün. Hı hı. Şey yapıyor, değişkenlik gösterebiliyor. Peki biz güncel fiyattan bunu örnek verdik. Sendeki bu kışlama fiyatlarını istersen ilk önce bir gezelim, görelim. Hı hı. Ondan sonra fiyatları öğrenelim abi senden. İfade edeyim istersen şimdi. Şimdi de olur. Bizim yani rahat istersen. Ol abi. Sen bilirsin. Ben 500 liraya konaklattırıyorum. Bir yıkama alırken ki temizleme yıkama benden. Abi şöyle gidelim mi tek tek? Gidelim. Benim anlamam için. Ben herkes gibi anlamıyormuş gibi sana sormak istiyorum. Buyur sor abi. Şimdi ben buraya geldim. Hı hı. Kestanemi yedim, çayımı içtim. Arkasından dedim ki motorum o sırada yıkanıyor. Gerçekten de yıkanıyor şu evet, anda. Evet yıkanıyor. Her türlü temizliğini yaptıktan sonra, kuraladıktan sonra onunla ilgili yani böyle alıp artık kundaklama kısmına geçmeden bezle sarıp böyle o kısma geçmeden temizliğini yaptıktan sonra şurada bir liftimiz var. Var ya da liftimiz var. Onu da göstereceğiz. Biraz sonra göstereceğiz. Ondan sonra yukarı alıyoruz. Evet. Zaten burası 7/24 güvenlikli bir yer. 7/24 güvenlikli. Burada hatta kalan arkadaşımız kalan bir var. Güvenlik şeyim var. Yani burada bir arkadaşımız var. O sürekli sahip çıkıyor zaten. Dükkana komple sahip çıkıyor. Dolayısıyla kameralarımız var, alarm sistemimiz var.
Yukarıdan aşağı motorun inmesi mümkün değil zaten Serkan. Hani yukarı kalkan liftin bir ayrı bir sigortası var. Nasıl alsın indirsin aşağıya? Ayrı bir sigortası var. Ben akşamları onu kapatıyorum yani. Orayı kimse bulamaz. Hani gizli kontak diyelim ona. Yani. Gizli sigorta. Böyle bir güvenlik şeyini güvenlik aşması imkansız. Yani her şeyden önce güvenliğini sağlamış oluyorsun. İstersen. Aynen. Benim motorun başına geçelim abi. Hı-hı. Oradan devam edelim. Olur abi. Ondan sonra da aşama aşama anlat bize. Olur abi tabii. Tamam. Ki, tabii. Çayımı da alıyorum ben. Tabii. Sen de al abi. Buyur abi. Kestane de alıp ondan sonra geçelim hadi. Şuraya da sık. Abi geldik motorun başına. Şimdi evet. Kardeşimiz burada çalışırken sağ olsun böyle kozmetik. He, kozmetik. Şu anda kozmetik kısmındayız. Evet. Motorun. Ve kardeşimiz burada kurulama işlemlerini yapmadan önce böyle çok güzel yıkadı, etti. Bir Putoline'ın, hatta senin burada satılıyor. Evet, Putoline. Putoline'ın. Böyle bir parlatıcı unsuru, koruma hani unsuru su geldiği zaman aksın diye. Bravo. Bunları dahi koyuyor, yapıyor. Buradan itibaren temizliğini yapıyorsunuz. Ne gibi bir temizlik yapılıyordu kaldırıyoruz abi? Detailing yapıyoruz. Detaylı temizlik yapıyoruz. Geç doğal her şey. Hareketli kısımlarımızı efendim yağlıyoruz VD40'la veya benzer solüsyonlarla. Putoline'da var öyle ürünleri. Tertemiz edip iyice bir kurulayıp kaldırıyoruz yerine, yani kışlama garajı dediğimiz lokasyona. Hatta kaldırıyoruz. Bu blok kısımlarında alt kısma özellikle yaptığınız bir şeyler var mı? İşte bu koruyucu solüsyonlarla yapıyoruz. Havayla temasını kesmek asıl niyetimiz. Zaten rutubetli bir yer değil. Burası rutubetli değil zaten. Çok gerçekten öyle. Ben baktım yukarısı havadar. Hatta buraya bizim motorlarımız ne ki? Klasik araçlar geliyor. Onların da korunduğu bir yer. Elbette. Herkes de klasik aracını böyle her alelade bir yere de bırakamaz. Bırakmaz. Kesinlikle abi. Yani kesinlikle. Emek isteyen bir şey. Buraya geliyorlar. Hatta bakımları da yapılıyor Amerikan araçların, klasik tabii, araçların. Tabii. Ve yukarıda da korunduğu bir yer, bayağı bir geniş bir yer var. Motorlar zaten ufak bir yer kaplıyor. Evet, işte. Onlar da burada tutuluyor. Yani oradan değer biçin. Yani sizin motorunuz ne ki? Bizim motorumuz ne ki? Estağfurullah abi. Yani gerçekten motorlar kıymetli. Yani kaç bugün milyonluk araçlar abi. Eyvallah. Yukarıda şu anda 2 tane 5 milyonluk araç var baktığın zaman. Yani 2 tane 5 milyonluk. İşte onun için söyledim. Hani bu arabalar kaliteli, güzel arabalar. O araç bile buradan liftle kalkıyor. Tabii. İsterseniz bir yukarı bakalım. Lift şu anda dolu. Nedenini gösterelim. Hatta ben göstereyim. Şu anda bunlar da mesela kışlanacak motorlar. Şu anda geldiler. Bunlar da yukarıya çıkacak. Temizlikleri yapılıp yukarıya kaldırılacak. Lift de bu. Bu büyük lift oraya kadar gidiyor. Orayı gösteremiyoruz, şu anda çalışma var. Buradan yukarı kadar kalkıyor. Yukarıyı da gösterelim. Orada depo kısmı, yani garaj kısmına alınıyor. Böyle ya, dediğim yalan değil. Gelin göster bunu da abi. Cadillac. Yani şu anda bakımı yapılan gayet güzel bir araç. Bu bile yukarı alınacak. Hep beraber yukarıya, lifte çıkamıyoruz. Şu anda üstü dolu. Bir yukarıya merdivenle çıkalım mı abi? Çıkalım abi. Az sonra da lifti kaldırırız. Hasan abi, buradan şimdi çıkış yapacağız değil mi? Abi. Evet abi. Kaldırıyoruz. Kaldıralım hadi. Kaldıralım çocuğum. Arkadaş bizi ışınlı Scotty gibi oldu. Uzay yolunu hatırlıyor musun Hasan abi? Kesinlikle. Mr. Spark vardı orada. Mr. Spark vardı. Scotty bizi ışınla diye. Evet, şimdi biz buradan yerden böyle şu platformdan yukarı yavaş yavaş çıkıyoruz. Biraz sonra yukarıdan aşağıya doğru bakacağız. Sarkana kardeşim bağlı. Gözümüz yükseklerde değil ama gözümüz gibi baktığımız motorlarımızı kışlama olayına vakıf olacağız. Nasıl kışlanıyor diye. Şimdi yukarı çıkıyoruz yavaş yavaş böyle bir platformla. Bıraktım hemen. Abi bu kadar güzelliğin içerisinde motorlarımızda tabii kıymetli bakıldığını düşünmemek elde değil. Kesinlikle öyle. Bu arada birazdan biz bunlara, motorları göstereceğiz. Bu arada lafını valla kestim. Biz bunlara custom işler yapıyoruz, bilginiz olsun. Amerikanlara custom işler yapıyoruz. Hani motor şanzıman, işte efendim motor kuvvetlendirme, güçlendirme, swap, turbocharger, supercharger işlemleri yapıyoruz. Ne istersen yapıyoruz yani. Restorasyon yapıyoruz. Yani kaç marifet var abi? Abi 10 marifet. 2 diyelim yani. İki bir ya. Amerikan uzmanlığı, bir motosiklet uzmanlığı. Çok güzel araçlar. Evet, güzel araçlar. Dokunmaya bile kıyamayacağımız araçlar. Motorları da birazdan şimdi göstereceğiz. Onların yanına geçelim abi istersen. Buyurun. Kışlama nasıl yapılıyor onları gösterelim. Buyurun geçelim. Evet, böyle bir platformla motorumuzu yukarı almış olduk.
Fışlamaya uygun şekilde hazırlandı. Ve şimdi motorların olduğu yeri gösteriyorum size. Şimdi geldik motorların yanına. Biraz yer burada, hani diğer motorlardan yer dar olduğu için burada çekim yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi üzeri kapalı. Diğerinin de brandası var. Onlar da motor olduğu gözüksün diye üstünü şimdi açtı Hasan abi. Bu da diğer motor. Abi çok güzel bir mantık, güzel bir iş. Eyvallah. Yani yıkamanın yanı sıra bugün çok büyük önemli olan güvenlik sorununu, hı hı, yani kafan rahat kışı geçirebileceğin tarzda evinde rahatlıkla kalabiliyorsun. Yani diyorsun ki benim motorum güvende, evet, kışlama olayını yaptım, paketledim, kaldırdım. Serkan'cığım burada aşağı inmesi, buradan aşağı inmesi, hı hı, mümkün değil. Onu sadece ben ve ekibim indirebilir. Yani güvenlik anlamında yani da fazla etrafı, yok, göstermiyoruz. Diyelim ki ben motora binmek istedim, hava güzel, arkadaşlar bir yere gitmek istiyor, ben de gitmek istiyorum. Alo de abi, yarım saat içinde motorunu hazır aşağı indirir, çalıştırır, ısıtır, sen gelince kazıkı takar gidersin. Hatta şöyle, bir iki gün önce ararsan daha iyi olur hatta. Tabii canım, yani ben yarım saat hani biraz abarttım. Tabii yarım saat önce de arayabilirsin. Ben hayır, diye. Yarım saat önce hani işin gücün vardır filan, o açıdan daha söyledim. Daha önceden haber ver. Hani bir gün öncesinden olur, haber verirsem, olur, ya yarın düşünüyoruz arkadaşlarla bir motor gezi yapacağım. Aynen. Böyle böyle gideceğim. Hasan abi ya da Hasan Bey, tabii, motor hazırlar mısınız dediğinde motor da hazır. Hemen. Aşağıda. Aşağıda gidiyorsun. Çalışmış vaziyette binip gidiyorsun abi. Harika işte, yani hizmet budur ya. Daha ne olsun. Vallahi öyle, gerçekten öyle. Yani bunlar ya, önemli şeyler. Çok ilginç bir anı anlatabilir miyim sana? Ben onu da diyecektim. İyi hatırlattın abi. Ya şimdi bir tane Vespa geldi. Güzel bir Vespa'ydı. Kullanıcı biraz hassas. Dedi ki kardeşim bunu güzelce yıkayalım, temizleyelim, kışlama gibi hazırlayalım. Heh. Hani korozyona vuracak parçaları yağlayalım vesaire. Akabinde lastiklerini jelatinleyelim. Jelatinleyelim? Yani saralım böyle folyoya, tamam mı? Sonra dedi ben gelip bunu dedi alacağım dedi. Efendim nasıl alacaksınız? Dedi çekiciyle geleceğim. Kapalı bir panel van çekiciyle geldi. Motorunu aldı götürdü. Merak ettim dedi, ne yapacağım bunu bu şekilde sardın, sarmaladın, kundakladın. Eve kaldıracak değil mi abi? Dedi ki salona koyacağım abi dedi. Sonra onu ben yayınlamıştım, bu folyolu falan. Bir Vespa daha geldi, o da aynını yaptırdı. Yani Vespacılar hani zaten öyle yani biraz hani motor eve sığar vaziyette olsa yani. Ya bizimkini göstermedik, çıkarttık buraya. Niye göstermek? Çünkü ben yaz kış biniyorum. Yağmurda, çamurda, evet, karda da bindiğim var benim yani. Abi kundaklayıp buraya koyuyoruz. Yani benden başka kimse dokunmuyor motoruna. Kilometresinin resmini çekiyorsun. İstersen anahtarını al, haftada bir gel sen marşa bas. Nasıl istersen yani. Şu aklıma geldi Hasan abi. Diyelim ki ben dedim ki ya ben bir tatile, seyahate gideceğim. Hı hı. 15 günde oluyor mu? Abi oluyor. Bir buçuk senede oluyor. Bak çocuk askere gitti. Daha gelmedi mesela. Askerlik haberleşim. Askerlik abi, nasıl bir askerlik? Abi gitti ya, subay oldu ya bir şey oldu çocuk. Kaldı galiba askerde. Ha, o şekilde. Henüz gelmedi ama şeyi dekontları. Devamlı kontak halindeyiz. Tabii kontak halindeyiz. Aydan aya dekontum geliyor efendim. Motor otomatik nasıl? Ödeme talimatı. Tabii. Arada soruyor motorun nasıl Hasan'cığım diye. Dedim abi burada. Bazen yanına geçip kahve içiyoruz. Bak kahve içiyoruz falan diyorum. Güzel oluyor yani. Abi o da iyi. Hayır, yurt dışına gidenler olur. 15 günlüğüne 15 bırakmak gün, ister. 15 gün, bir hafta, 3 gün yani, fark etmez abi. O şekilde de tabii, hizmet veriyorsun. Tabii tabii. Güzel abi. Sabah şu bırak, akşam al. Nasıl istiyorsan yani, biz esneyiz abi o konuda. Hani illa bir ay bırakacaksın diye bir şart yok. Hasan abinin gönlü gibi yeri de geniş. Allah razı olsun. İmkanlar var. Allah razı olsun. O şekilde şey yapın. Abi biz kestane yemeye devam edelim. Canım kestaneler yandı. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Eyvallah, eyvallah. Abi harika bir şey ya. Ne kadar taşıyor? 5 tonluk abi. 5 ton. 5 ton kapasitesi var. Çok başarılı bir şey. Bugün bunu yapmaya kalk 1,5 milyon abi. Hani kırması dökmesi hariç 5 yani. Ton diyorsun abi. Evet. Ya Amerikan araçlar kolay çıkmıyor demek ki öyle. Onlar 3 ton zaten. Rahat rahat çıkıyor. Hamur geliyor mesela 3 ton. Abi şeyi de gösterelim, güvenlik kameralar bu şekilde orada kayıttalar. Evet. Dışarıya, içeriye her şeyi gösteriyor. Tabii. Abi dediğim gibi çok sağ ol, teşekkür sen ediyorum. Sen sağ ol, sen kardeşim. Kanal takipçilerine lütfen söylüyorum, rica ediyorum. Emek isteyen bir iş yapıyoruz. Bildirimleri açmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Aynen. Overdose'a geldiğinizde de Hasan abiye deyin ki. Seko'da Sakal kanalını seyrettik. Böyle böyle geldik. İndirimimizi alın arkadaşlar. İndirim var mı? Size var abi.
Abi ben sizin söylemeden. Sizin takipçilerinize var abi. Söylemeden bunu da yaptığı için çok teşekkür ediyorum. İndirim, jest, ne istiyorsan. Abi teşekkür ediyorum. Ne her demek şey için abi. Sağ ol. Estağfurullah. Her zaman sen yerini açıyorsun, yuvanı açıyorsun. Burası çok güzel, çok güzel bir yer. Eyvallah. Sohbet için, arkadaşlarla imkanlar. Böyle çayınızı, kahvenizi de bakın. Adam imkan her türlü sunuyor bize. Ve burada ağırladığın için çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz Serkan'cığım. Ayağına sağlık. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi hafta sonları, güzel günler, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.